Bence bu tarz ufak espriler içeren tasarımlar çok hoş görünüyor. Veya bir de "Evet, tişört benim." dercesine kameraya pis pis bakmış. Ama tişörtün sevimliliği kurtarmış durumu sanki. Görünmeyen bir el adamcağızı arkasından kavramış ama adamın hiç umrunda değil bu durum. Tişörtün tasarımcısı bizlere bu umursamaz havayı verirken bizleri uzaktan görenlere de ufak çapta bir şok yaşatmak istemiş olabilir arkadaşlar. Fotoğrafta bir gariplik var mı sizce? Eğer fark edemediyseniz ilk bakışta adamlar istediklerini başarmışlar demektir. Tişört uzun saçlı görünmek isteyip saçı çok yavaş uzayanlara derman olmak edasıyla tasarlanmış arkadaşlar. Ya da bir saç boyası reklamı da olabilir tabi. Bu tişört ilk başta gayet sıradan görünüyor. Ama iş arkadaşlarınızı korkutmaya geldiği zaman aşağıdaki B abi gibi tişörtün gizli özelliğini kullanmaya başlayabilirsiniz. Bence basit ama bir o kadar da eğlenceli bir tasarım bu. Silüet şeklindeki minik bir boyacı tişörtünüzü boyuyor. Adamcağızın boyası daha kurumadan da hain kapitalistler hemen satmışlar tişörtü. Hal böyle olunca da silüet adam da bırakmamış tişörtünü tabi. Buradaki hanım abla da son derece mutlu görünüyor gördüğünüz gibi. Ama mutlu olması gereken kolyedeki kuş aslında. Çünkü kafesten kurtulmuş. Bu arada bu tişörtleri alanlara da kolyeler eşantiyon arkadaşlar. Ne kadar güzel olduğu tartışılır tabi ama sıra dışı bir tasarım olduğu kesin. Bakın bu tişörtü sevdim işte. Özellikle sporla uğraşıyorsanız göğsünüzdeki terden yola çıkarak kaç dakikadır spor yaptığınızı gösteriyor bu tişört. O değil de peki biz 60 dakikadan fazla çalışırsak ne olacak? Sağ taraftaki tişörte bir şey demeyeceğim ama sol taraftakini beğendim. Hatta Bey abi de bayağı havaya girmiş anladığım kadarıyla. Benim olsa bu tişört muhtemelen ben de böyle dolanırdım ortalıkta. Benim tasarımını en çok beğendiğim tişörtlerden birisi de bu arkadaşlar. Gayet sade ama bir o kadar da yaratıcı bir tasarım. Adamın kolunu bildiğiniz filin hortumuna çevirmişler. Üzerine de "filleri seviyoruz" yazmışlar. Bu hanım abla hamileymiş. İçerideki minnak arkadaş da halinden gayet memnunmuş. O değil de ben daha önce hiç gülen iskelet görmemiştim. Daha önce görenler var mı aramızda? Minnak yavrucak doğduktan sonra ne yapacak? Annesinin babasının canını okuyacak. Bunu bilen tasarımcılar da araba yolu şeklindeki bu tasarımı yapmışlar. Bu tasarımcılar çok fena ha. Çok gerçekçi görünüyor bu köpecik. Tişörtten çıkıp bizi koklayacakmış gibi bakıyor hem de. Arkadaşlar bu köpecik gerçek bir çizim mi yoksa harbiden tişörtün üzerinde dışarıya doğru bir çıkıntı mı var? Hepimizin içinde yaşayan ve bilmediğimiz canlılar var aslında. Biz farkında olmadan bizimle aynı bedeni paylaşıyor bu gizemli canlılar. Temalı bir tişört. Biraz ürkütücü bir fikir ama arkadaşın tasarımı daha çok sevimli görünüyor bence. Genelde sıra dışı tasarımlar için harika, çok sıra dışı tasarımlar içinse işsiz bunlar deriz. İşte bunu tasarlayan arkadaş işsizmiş ya da gerçek bir tasarımcı. Kararı siz verin dostlarım, ben beğendim şahsen fikrini. Karanlık mı aydınlığın üzerine dökülüyor yoksa aydınlık mı karanlığın? Ya da şöyle sorayım, gökyüzünü aydınlık mı kaplıyor yoksa karanlık mı? Böyle felsefeleri bir kenara bırakacak olursak tasarım hem sade hem de hoş görünüyor. Basitliğin içindeki zekice dokunuşları ben çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden ben en çok bu tasarımı beğendim. Tişörtü beğenen arkadaşlar beyaz bir tişört edinerek bu tasarımı yapabilirler üzerine rahatlıkla. Ve son olarak bence bu tişörtün tasarımcısı işe son noktayı koymuş. Üzerine de tesisatçıların çatalını kamufle eden tişört yazmış. Yorum tamamen sizin arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.